Elhamdülillahillezî arsale rasûlehu beşîran ve nedîrâ. Vessalâtu vesselâmü alâ men ahyâ'd-dîne ba'de en kâne esîrâ. Ve alâ âlihi ve ashâbil mukaddimîne alel hayri ve lev asîrâ. İ'lemû enne afdalel kitâbi kitâbullah. Ve afdalel hedî hedî Muhammedin sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ve şerrel umûri muhtesâtühâ ve kulle muhtesin bid'a. Ve kulle bid'atin dalâle ve kulle dalâtin finnâr. وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال أكثر من جسائك فإن أكثر الناس شبعا في الدنيا أكثرهم جوعا في الآخرة صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberan ızam aleyhissalavat ve teslimatın ehl-i beyt, ehl-i ashab, etbaları rıdvanullahu teala aleyhi mecmainin bil cümle mümin ve Müslüman kardeşlerimizden itihar-ı dar-ı baka edenler rahmetullahi aleyhi mecmain, hasaten eserinden yer alınanımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi, üstazları, üstazlarımız, müşavirlerimizin, hazırun ve dersimiz dinleyen kardeşlerimizin, tüm geçmişlerimizin arva için el-Fatiha. Efid beynehum, akdı beynehuma. Ala enneke in asabte feleke aşru ucur. Evet. Şimdi hakimlikle ilgili bir hadis bu. Bu Gümüşhaneli Ahmet Ziyaddin Rahimahullah ilk harfine göre hadisleri sıraya sokmuş. Bir konuda, birisi bir konuda bir böyle o sandırmıyor. Aynı konuda birkaç tane söylediniz mi? Ya, öğrendik tamam artık diyor. Geç diyorsunuz ya. Onu düşünmüş. Birisi bir konuda, birisi bir konuda çeşitli. Sonra aynı konuyu şey eden, aynı konuya işaret eden başka zamanla hadisler de gelecek. Böyle bir sistem kurmuş. Kitabını öyle yazmış. Hece harflerine göre Efendimiz buyuruyor ki iki hasım davacı davalı arasında hükmet, karar ver. Ala enneke in asabte feleke aşru ucur. Eğer sen adaletle, hakkaniyetle, haksızlığı önlemek maksadıyla, haklıyı ortaya çıkarmak maksadıyla karar verirsen, bir kere men ca'e bil hasenati felehu aşru emsaliha. Bu adaletle hükmetmek büyük bir ibadettir. En büyük ibadetlerden birisidir. Yeryüzünün düzeni, devletlerin, milletlerin yıkılmaması, ayakta kalması adalete bağlıdır. Bunu sağlamak için karar vermek Allah'ı insana yaklaştıran ibadetlerin en muhteşemidir, en çok ecirlidir. Eğer sen doğruyu bulmak üzere, haklıya hakkını teslim etmek üzere karar verirsen en azından 10 sevap kazanırsın. Verdiğin kararın ammeye, kamuya etkisi, kamu düzenine etkisi arttıkça bu namütenahi sevap olabilir. Namütenahi sevap olabilir. En azından 10 çalışıyorsun, gayret ediyorsun, en az 10 sevap alırsın. Ve in iştehette fe ahta'te feleke ecrun. İki hasım karşına geldi. Evet. Burada çok önemli prensipler var İslam hukukunda, İslam dininde Efendimizin tayin ettiği, belirlediği. Hakim hakkı yerine koymak için karar verir. Onun için objektif olması lazım. Duygusallıktan arınması lazım. Bu nedenle öfkeli adam karar veremez. Çok sevinçli karar veremez. Çok yorgun karar veremez. Çok uykusuz karar veremez. Çünkü o duygular onun objektif davranmasına etki ederler. Bu nedenle salim, her şeyden etkiden uzak kalmış, rahat, hastalıksız, salim düşünen bir adam olacak. Hakim. Hakim. Şimdi günümüzde de tarafların akrabası, yakın akrabası. Neden? Bir yakın akrabasına karar veremez hakim.
çekilmesi lazım davadan. Kanunda madde var. O çekilmesi reddederler. Davacı ve davalıdan biri. Neden? Çünkü insan yakınını sever. Sevmek duygudur. O duygu aklını örter. Objektif davranamaz. Objektif davranacak o hak yerini bulsun diye. Evet, bu adaleti yerine getirmek Allah'ın emridir ve devletlerin ayakta kalması buna bağlıdır. El adlu esasül mülk. Evet, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu da bunu söylemiş. Hazreti Ömer de bunu söylemiş. Adalet mülkün temelidir. Mülk dediği devlet demek işte. Saltanat, iktidar, güç, devlet gücü demek. Evet, mülkün temelidir. Devlet, idare, adalete dayanmalı. Namık Kemal merhum da bulunmazsa adalet milletin efradı beyninde zemine geçer, başı arşa değse de devletin zemine geçer diyor. Adalet bulunmazsa güzel söylüyor, hakikaten yıkılır. Adalet olmayan yerde, zulüm olan yerde son helaktır. Siz de zaten zulüm payidar olmaz. Bizim sözlerimizdendir, atasözlerimizdendir. Bu da Peygamberimizin bize söylediği şeylerdir. Ha, kaçma diyor. Bak ne güzel. Akzi beynehume. Davacı ile davalı arasında ben buna bakmayacağım deme. Bak. Bu adaletle hükmetmek zor bir iş ama riskli bir iş bakın. Riskli bir iş ama çok da büyük sevaplı, Allah'ın hoşuna giden bir meseledir. Kaçma. İki hasım arasında karar ver. Eğer doğru karar verirsen en azından 10 sevap kazanırsın. Gayret ettin. Her gelen biri olmuyor. Adam çok çeneli, çok zeki, hazır cevap. Bazı insanlar konuşamaz. Evet, bizim dev gibi alim hocalarımız var. İki cümleyi bir araya getiremez. Konuşma kabiliyeti yok. Adamın çengesi kuvvetli ama kafada hiçbir şey yok. Öleleri de vardır biliyorsunuz. Hakimin karşısına geldiği birisi çok çenelidir. Öyle güzel anlatır. Öteki de meramını anlatamaz. Hakim görünüşe göre, delile göre karar vermek zorundadır. Bu da çok önemli bir prensiptir. Nahnu nahkumu biz zahir vallahu ya'lemu serair. İmam-ı Azam bu hale getirmiş bunu. Biz zahire göre, görünene göre karar veririz. Sırları Allah bilir. Aslında Peygamberimiz sırları biliyor. Senin kalbinden geçeni biliyor. Kendisini Mekke'den öldürmek adam tutmuşlar. Git demişler, hallet gel bunu. Hançeri şeyini sapla. Bir aylık yoldan zaten korku düşürüyor Allah gelen düşmanlarına. Bu Peygamberimizin hasaisinden, özelliklerindendir. Adam daha Medine'ye yaklaşmadan başlamış titremeye. Allah'ın ona lütfu, Peygamberimize özelliği. Gelirken demiş, misafirimiz gelecek. İyi karşılayın, buyurun. Almış cemaatin arasına, hiç istivini bozmuyor. Biz olsak ne kadar korkarız, benzimiz uçar, sararız. Evet, tedbirini aldıktan sonra kader değişir mi? Onun için rahatsız olmamamız lazım. Kim? Kamil müminler. Peygamber onların en başında. Mağarada da güneye gitmiş, düşmanlarını şaşırtmış, Medine'ye gidecek. Medine kuzeyde, güneye gitmiş, 3 gün saklanmış. Sarp yollardan gitmiş, girilmeyecek bir mağaraya girmiş. Hep mantığını kullanarak düşmanını şaşırtıyor. Kendine düşeni tedbirleri yapıyor. Ondan sonra iz takibiyle gelmişler. Demişler, ben de girdim oraya 69'da, göbeğim falan yoktu. Zor girdim içeriye. Buraya girilir mi ya demişler. Orada bir güvercin yumurtlamış, bir örümcek ağ bağlamış. Allah'ın mucizeleri. Ama normalde bir bakın, ben giremedim. O zaman göbeğim falan yoktu. Giremedim. Halbuki orada çok güzel, içi geniş, kapısı, içi, girilecek yeri çok rahat olan mağaralar da var. Onlara girmemiş. Buraya girilmez denecek yere girmiş. Sen de bir iş yaparken tedbirleri yapacaksın. Ondan sonra tabii kader değişmez. Ama her zaman insan bunu diyemiyor.
Hazreti Ebu Bekir zaten iki kişi alır. Çok kişi girince boğulan olduğu için havayı uçurdular şimdi o mağarayı. Orijinali yok yani şimdi. İkisi gelmişler mağaranın önüne. Böyle tir 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 diyor Hazreti Ebu Bekir. Evet diyor ki la tahsen innallaha ma'ana. Niye üzüntülüsün ey Ebu Bekir? Biz bize bir düşeni yaptık. Elimizden geleni, tedbirleri aldık. Bundan sonra iş Allah'ın zaten. Her zaman ondan da biz görevimizi yaptık. Hiç telaşlanmaya gerek var mı? Kader değişir mi? El mukadder la yugayer. Olduğun bilmez misin? Biliyor, inanıyor da. O kemale, imanı o kemale ulaşmak herkese nasip mi? Öyle deyince kendine gelmiş Ebu Bekir. Öyle ye canım değil mi? Biz bize düşeceğini şey yaptık. Öleceksek öleceğiz. Niye ağlamaya gerek var, telaşlanmaya? Rayına tutturmuş Ebu Bekir Efendimiz'i bu sözle. Biz de bizimizi üstüme düşeceğiz. Hiç korkmayacağız. Kadere inanmak korkuyu def eder. Evet, onun için Çanakkale'de herkesin parmak sıyırdığı Mehmetçik. Ölüme diyor, düğüne gider gibi atlıyor diyor. Tabii yapacak şeyi o, emir o. Bunu bana düşen bu yapıyor. Ölürse şehit olacak. Kalırsa gazi olacak. Niye korksun ki? Ölmeyecekse ateşin içine atsan ölmüyor. 13. kattan çocuk çıktı. Ben gazetede okudum. Betona çat şakıldı çocuk. Hiçbir şey olmadan ağladı, kalktı gitti. Sen giderken ayağın tetikliyor, düşüyorsun, beyin kanamasından gitti diyorlar. Ölmeyecek adam 13. kattan ölmüyor. Ölmüyor. Evet, bu kadere inanan insan kendine düşün yaptıktan sonra hiç telaşlanmaması lazım. Cesur olur, atak olur, korkusuz olur. Ne kadar güzel. Evet, şimdi bu şeyde bu konularda bize düşeni yapacağız. Ondan sonra hiç sarsılmadan, sarsıldık mı duygu basar. Duygu basınca mantık çalışmaz. Yanlışlar yaparız o zaman işte. Bu hakimlere de duygusal anlarında karar vermek yasaktır. Hakim duygusallıktan uzak olacak. İslam'da böyle. Kaçmak da yok. Şimdi güzel söylüyor. Etkiliyor adam, güzel söz. Söz vardır. Ne mi? Yumuşatır, söz vardır. Savaşa benzer diyor Yunus Emre ya. Sihirliyor adam ya, öyle bir güzel şiir söylüyorum. Bizim büyülüyor. Söz böyle etkilidir arkadaş. Güzel konuşuyor herif. Hakim de insandır. Evet. Hayranlıkla ona mallıdığı anda etkisinde kalır. Objektif olacak. Duygusallaşmayacak. Böyle duracak. Genellikle hakimlerin yüzü soğuktur. Böyle dururlar. Herkes oh vah yandım Allah der ona hiç. Besteğin gereği budur. Evet. Güzel kimseler, güzel konuşanlar şöyle oldu da böyle güzel anlatır. Öteki bir şey anlatamaz. Anlatamadığına göre, görününe göre bu haklı. Bu haksız. Olabilir. Hakim görünene göre karar verir. Onun için diyor ki Peygamberimiz ki kendi bildiği halde kalplerde geçen o hani uzaktan öldürmeye geleni demiş ki hançeri çıkar bakalım demiş. Hemen adam şehadet kelimesi getirmiş. Eşhedü enneke Resulullah. Öyle yere saklamış kimsenin haberi yok. O hançeri demiş bize ver bakalım. Yani Allah ona bildiriyor da karar verirken de böyle ama o bize örnek olacak söz söylüyor. Biz öyle olamayız. Onu Allah bildiriyor. Biz öyle olamayız. Hakim görünene göre. Onun için buyuruyor ki evet şahitlik ederken konuşurken hakkı söyleyin. Ben söylene göre karar veririm. Söylenene göre karar veririm. Evet. Yanlış söylerseniz söylenen delil bu. Bunu da karşı taraf nakzedemiyor, yıkamıyor, beceremiyor konuşmasını. Delil bu. Yıkılmadı. Onun lehine karar verecek. Hakim böyle.
vicdanen değil, delile göre karar verecek. Kalbinden geçen duyguya göre değil, delile göre, dosyaya göre karar verecek. Ben diyor sizin sözünüze göre karar veririm. Yanlış beyan verenler ateş parçası yutar, cehennemin dibini boylar. Şahitlik ederken de böyle, haklı haksız, davalı davacı olduğun zaman da böyle. Hakim söylene göre karar verir. Sözünüzü dürüst söyleyin, güzel, doğru söyleyin. Hakim sözüne göre, delile göre karar verir. Sakın yanlış söylemeyin. Buna sebep yalnız yalan söyleyen adam olduğu için ahirette böyle bir azap var karşısında. Buna çok dikkat etmek lazım. Evet, namaza gelir. Cuma namazına, bayram namazına. Biz avukatlık yaptık. Mahkeme salonlarında halen var. Yanlış şahitlikten para kazanan bir sürü herif var. Geliyor oraya. Çıkıyor. Şahit bulge diyor hakim, davayı uzatmayalım. Var efendim diyor. Yok ya, o çıkacak. Ve paraları al gel. Ne diyeceğim? Görmemiş, bilmemiş, duymamış. Al parayı, şahitliğin et. Bu bir yaramız bizim. Adliye koridorlarında hazır şahitler vardır. Şahit ekmek için beklerler. Evet. Böyle yapamayız. Bildiğimizi söyleyeceğiz, saklayamayız. Siz şahit diye çağrıldığınız halde gitmemek suçtur. Adaletin ayağa kalkması için delil lazım. Siz delilseniz saklayamazsınız. Saklarsanız vebali var. Adalet olmazsa millet yıkılır, devlet yıkılır. Göreviniz suçtur. Bugün kanunda da suç. Zorla getiriyor hakim. Hakim, kardeşim o tamam, imtina ettim, hakkın var. İslam'da da var. İnsan babasının, anasının aleyhine konuşabilir mi ya? Karısının aleyhine konuşabilir mi? Tamam, konuşmayabilirsiniz. Yemin ettirmez hakim. Anlat bakalım der. Evet, doğruysa söyleyin ama yalansa söylemeyin. Karınıza yaptığı suçu söyleseniz o yuvada dattuz kalır mı? Bugün kanunda var, İslam'da da var. Doğruyu söyleyeceksiniz. Hakim de söylenene göre, delile göre karar verir. Karar vermekten kaçmak yok. Vakti beynehume, arasında hükmet. Doğruyu karar verirsen en azından 10 sevap alırsın. Ama gayret ettin, deştin, zorlayamazsın, dövemezsin şahidi. Suçluyu da dövemezsin. Delikanlının birisi zina yapmış Hazreti Ömer zamanında Yemen taraflarında. Dövmüşler, yaptım demiş. Hazreti Ömer'e diyorlar bunu rejim edeceğiz işte, cezasını vereceğiz. Hayır demiş. O dövdüğünüzün ifadesi o. Dövmeseydiniz söylemeyecekti. Kabul etmemiş kararı. Zorlayarak olmaz. İşkence yaparak ifade alınmaz. İslam'da da yasak, bugün kanunlarda da yasak da yani. Hani kanunlar her yere uzanamıyor ya. Ama inanan adam her yerde inancı var. Karanlıkta, kuytuda, köşede, kimsenin görmediği yerde doğruyu söyle. Şimdi deştin, sordun, çapraz sorgulama diyorlar. İşte konuşurken dikkatini dağıtıyor, bir başka yerden soruyor. Yani tehdit etmeden, kızmadan adam serrafı hakimler. Kaç tane adam geçmiş gözünün önünden. Anlatıyor. Belli ki atıyor bu. Onu yakalıyor hakim. Konuşurken bir yerden yakalıyor. Böyle dedin diyor. Demin böyle söyledin. Zabıt tutuluyor zaten. Doğruyu bulurlar. Çalıştın. Adam nal diyor, mıh demiyor. Kasarlanmış. Okumuş. Evet. Gayret etmene rağmen yanlış karar verirsen felehu ecrun, feleke ecrun, gene de sevap kazanırsın. Çünkü sen oraya niçin oturdun? Adaleti gerçekleştirmek için okudun. Elinden geleni yaptın. Söylenene göre karar vereceksin. Alt tarafına gidemezsin. Ceza konularında %100'e ulaşılmadı mı ceza suçtan dolayı ceza verilmez. %100'e ulaşacaksın.
Bugün kanunlardan İslam ayrılır bu yönden. Yarıdan çoğa çıktı mı bugün kanun hakim vicdanını kullanır. İslam'da öyle değildir. Cezalar ağırdır. Mesela hırsızlıktan dolayı el kesilir. Kısas yapılır öldürmeden dolayı. Ama %99 bunu işlemiş ama %1 şüphe öldüremezsiniz. Başka şeylerden cezalandırırsınız ama ölüm cezası veremezsiniz. Elini kesemezsiniz. Tazir cezaları var. Oradan tutturursunuz. Ama onlar da bu kadar ağır değil. Gene öyle salıver anlamına değil de cezalar ağır. Korksun da yapmasın diye. O ağır cezayı vermek için %100'e ulaşmak lazım. O da delile göre anlıyorsun ama delil koyamıyor adam ortaya yere. Öteki bülbül gibi şakrıyor. O zaman cehenneme gidersin. Yalan söylersen hakim gene söylene göre çalıştı, gayret etti, gene sevap kazanır. Adaleti bulmak gayretinden dolayı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bunu bize hatırlatıyor. Hakim Müstedek'inde Abdullah İbni Ömer'den nakletmiş. Buna dair çok şeyler var, hadisler var. Çok hadisler. Şimdi bu konuyu biraz daha açalım. Bir şeyi gördünüz. Gördüğünüz suçun zararı kamuya dokunacak. Gangsterleri, anarşistleri gördünüz. Havaya uçuracaklar. Fark ettiniz. Evet. Bunu savcıya bildirmek zorundasınız. Adam içiyor. İslam'da içmenin cezası var. O da suç. Şahsen içiyor. Söylemeyeceksiniz. Onun kamuya zararı yok. Gizli içiyor adam. Söylemeyecek. Hatta dedikodusunu da yapamazsın. Öyle değil. Bir binayı, camiyi havaya uçuracaklar. Büyük bir yerde patlama yapacaklar. Anladın. Mecbursunuz. Farz o zaman söylemek. Herkesi kurtarmak için. Gitmediniz mi? Vebali var. Onun şeyi suçunun vebali sana yüklenir. Böyle şahsi suç kimseye zararı olmuyorsa es geçeceksin. Ama hakim çağırdığı zaman bildiğini söyleyeceksin, doğru söyleyeceksin, gideceksin. Yani bu şikayet bakımından kamuya zarar veren şeylerden şey edilemez, göz yumulamaz şahsi şeylerde. Evet, akdı beynehum, bu konuda bir hadis daha var. Akdı beynehum, iki hasımlar arasında gene hüküm ver. Finnallah ma'al kadî مَا لَمْ يَحِفْ عَمْدًا kasten zulüm niyetiyle hareket etmedikçe Allah onunla beraberdir. Allah adildir. Evet, öyle diyor. Adaleti ayakta tutan insanlar olun diyor. كُنُوا قَوَّامِينَ الْقِسْت ayet-i celle ve emir vardır. Evet, kasten zulüm yapma düşüncesiyle hareket etmedi mi Allah ona yardım eder. Allah onunla beraberdir. Çünkü adalet, Allah adildir. Yeryüzünde zulmü sevmez, adaleti sever. Onun için o hakimle beraberdir. Niyeti halisse, kasten zulüm için orada bulunmuyorsa, biliyorsunuz, Aristo bile söylemiş, zenginlere kanun çalışmaz diye. Kaç sene evvel söylemiş. Şimdi adam başım belaya mı gitsin? Ben de avukatlık yaptım. Bir yerde bir gariban polise iftira etmiş gazeteci. Adamcağız izin hakkını çalışmış. Kendi o zaman dışarıdan eşya getirmek şimdiki serbest değil. Sonra serbest oldu. Yani $5 cebimizde bulsalar içeri gir sokuyorlardı. Şimdi her şey serbestti. Dışarıdan eşya gelse oho. Evet, adam hakkını kullanmış. Konsolosluğa görev yapmış. Anadolu çocuğu. Kaç sene hizmetinden sonra kanuna hakkı var. Ev eşyası getiriyor. O zaman asker buzdolabı, çamaşır makinesi falan öyle mi? Onlardan getirmiş işte. Ucuz zorladı. Araba çok ucuzdu mesela eskiden. Şimdi fark etmiyor da getirmiş büyük bir tır dolusu da kaçak eşyayı zengin bir adam getiriyor. Polis zavallı gariban polisin üstüne yazı veriyor.
Onun kasabasında eşyalar var ya. Ve baş puntolarla ismini de veriyor, resmini de veriyor. Bir tır dolusu kaçak eşya. Geldi bize. Biz de girdik. Dedik bir kere haber şeylerin sınırını aşıyor. İsmini ne veriyorsun? Daha kesin değil ki. Resmini ne basıyorsun ya? Allah Allah. Hani ismini yazıyorlar, soyadını gizliyorlar. O kanun gereğidir. Çünkü teşhis olmasın diye. Kesin değil ki daha. Dur bakalım ne olacak? Bir de resmini basmış herif. Meşhur bir gazete. Mahkemeye verdik. %100 kazanmamız lazım. Adamın şeylerin belgelerini koyduk. Bak dedi bu kadar çalışmış. İşte oradan attığı eşyalar şu. Evet. Adam dedi ki boşuna uğraşma dedi. Ben de o gazetenin aleyhine karar veremem dedi. Onunla güreşemem dedi. Bunu kulağıma söyledi yani adam. Korkuyor. Şimdi öyle olur mu? Şimdi demiyorum yani bu çok evveldi. 30-40 sene evvel olan şey. Ben onunla uğraşmam arkadaş dedi. Boşuna uğraşma, davayı onun aleyhine vermeyeceğim dedi. Söyledi adam özel olarak. Korkuyor ya ondan. Şimdi bunlar elhamdülillah daha iyiye doğru gidiyor. Ama öyle devirler geçti. İslam'da bunlar olmaz. Olamaz. Şimdi hala orada kasten orada yanlış vereceğini söylüyor. Bana bir söylüyor. Evet. O zaman Allah ondan uzaklaşır. Şeytan gelir. Daha çok almak için biraz daha yakışıklı, tumturaklı karar ver der. Burada hadis odur. Eğer iyi niyetle adaleti gerçekleştirmek için oturursa Allah o hakimle beraberdir. Yardım eder, yol gösterir. Evet, zulmetmediği sürece onu doğruya yöneltir. Kasten böyle bir kastı yok. İnsandır, hata edebilir. Hakim de insandır. Onun için üst mahkemeler var biliyorsunuz. Böyle var. Bunu kurtmuş etmek için, yanlışı önlemek için niyetler böyledir. Bunların kurulması en büyük hırsızlığa yukarıdaysa ona karışmıyoruz yani. Sistem böyle. İslam'da da en büyük Allah. Bir insan nereye gitse Allah'tan şey edebilir mi? Saklanabilir mi? Ne kadar gizli yapsa Allah'ın görmediği var mı? Duymadığı var mı? İşitmediği var mı? Bu inanç. Onun için üst mahkemede falan bir şey yok. Tek melsede biter iş. Tek şeyde biter. Kasten böyle olmadıkça Allah onun yardımcısıdır. Allah onun yardımcısıdır. Yok böyle değilse o zaman tahalla anhu. Allah Celle Celaluhu onu yalnız bırakır. Ne halin varsa gör der. Lezimehu şeytanu. Şeytan ona yapışır. Yugvihi ve yudillihu. Evet. Onu sapıtır. Azdırır. Zulmettirir. Evet. Ondan sonra da rezil eder tabii. Sapıtır diyor. Evet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem.